Ay. Falan filan bir şeyler demiştin. Evet evet. Falan filandan herkese merhabalar. Yanımda Gökçe Bahadır var. Cool kadınla harika bir sohbet yapacağız birazdan. Ben seni ilk Türk sinemasının 100. yılı için düzenlenen bir gecede izlemiştim. Orada herkes çok stresliydi. Bütün sanatçılar böyle stres içindeydi az sonra şarkı söyleyecekleri için. Ben kulis kulis dolaştığım için her türlü bilgiye sahibim. Ama sen aşırı cool'dun o gece. Gerçekten sana bayılmıştım. Hatta konsere çıkmadan 4-5 dakika önce elbisemde bir sorun oluşmuştu. Ve sen hiç bunu dert etmedin. Ben orada olsam ortalığı birbirine katardım herhalde ama sen aşırı bir cool bir şekilde o durumu kurtardın ve sahneye çıktın. Gerçekten hep böyle serinkanlı biri misindir? O gün bana mı denk gelmişti? Şimdi bu serinkanlılık mı bilmiyorum ama daha çok şöyle yani orada şimdi böyle bütün dünyayı düşününce oradaki kendimin küçücük bir mevzusu artık bana çok büyük gelmemeye başladı aslında. Doğru. Bir de zamanında çok taktım. Çok dert ettim ve bunun hiçbir faydasını görmedim. Daha bunu büyük yaşıyordum. Aslında biz büyük yaşıyoruz birazcık. Bazen dışarıdan hiç kimsenin fark etmediği şeyleri biz kendi içimizde çok fazla büyütüyoruz. Ve bu büyütmek de sadece o anlık bize bir stres yaratıyor ve kötü hissetmemize sebep oluyor. Ve kötü enerji yayıyor bedenimize bence. O yüzden de artık daha hafif geçirmekte fayda var problemleri. Bir sıkıntı da olmamıştı zaten. Kimse hatırladım. Fark etmedi. Evet, hatırladım bu arada onu. Bir siyah bir elbisem vardı, terzi gelmişti. Bir sıkıntı olmamıştı. Kimse fark etmedi. Aşırı evet. Cool'du gerçekten. Çekimler nasıl gidiyor? Tek boş gününde seni konuk ettik ama seni o çekimler yüzünden birazcık konuşalım mı? Ömer çekimleri var. Evet. Dün gece 14. bölümü izledim. Çok gerildim. Gerçekten ya. O kapıda muhabbet etme bölümümüz var ya, seni istemeye geliyorlar. Evet. Ama Ömer de kapıda. Onu evet. Görmemeleri lazım falan. Ne olacak diye gerçekten çok zordu. Ömer, sen ne arıyorsun burada? Seni. Delirdin mi? Sen niye geldin buraya? Seni almaya geldim. Ne? Nasıl? Nasıl gidiyor çekimler? İyi gidiyor. Yoğun. Hı hı. Ama güzel geçiyor. Şimdi işte 15. bölüm yayınlandı. İşte devam ediyoruz biz. Aynı yoğun tempoda devam ediyoruz. Heyecanlı heyecanlı bölümler gelmeye devam ediyor. Biz de artık heyecanla bekliyoruz senaryoyu oyuncular olarak. Doğru. Çünkü ne yapacağız? Biz de hiçbir fikre sahip değiliz. Neler olacağına dair. Öyle merakla bekliyoruz. Konu çok acayip değil mi böyle? Çok gerçekten çok gerilim dolu. Bir kere evet. Aileler herkesin hayatında çok önemli. Yani ailelerin istemediği bir ilişkinin yürümesi mümkün mü sence? Sen ne düşünüyorsun i̇şte tam mesela da bunu, bu konuda? Biz de, evet, tam da bunu anlatıyoruz biliyor musun? Yani bugün bir ara onu düşündüm böyle. Biz acaba... Çünkü böyle sosyal medyada çok fazla yorumlar var. İşte bunlar, bu çift bizim için aşkın temsili. İşte ne olur kimse onlara dokunmasın. Bizi çok sahiplenmiş durumdalar. Biraz da belki bu yasaklar mı diyeyim, bu imkansızlıklar mı diyeyim. Cazip de geliyor evet. insana. Hem cazip geliyor hem de bakalım ne kadar dayanabilecekler, ne kadar mücadele edebilecekler. Yani bu iki farklı dünyadan gelen insanın. Ama işte aşk söz konusu olunca da... Evet. Çok zor ayrılmak. Doğru. Yani ben şimdi Ömer'le Gamze'yi düşününce bazen bile yüreğim sıkışıyor. Senaryo okuyunca yüreğim sıkışıyor. Çok zor işleri. Yani hiç ayrılmak istemiyorlar ama hayat da onlara bir türlü bir izin vermiyor bir şeyleri yolunda gitmesine. Ben de onların mücadelesini merak ediyorum. Doğru. Nasıl yani, ilerleyecek diye. Göreceğiz. Yazına ara vereceksin evet, herhalde tabii, değil mi? Tabii ki. Vereceğiz. Cem Karcı'yla çalışmak nasıl? Çok güzel. Yani her şeyini katıyor sahneye. Yani bütün duygusuyla orada Hı-hı. Cem. Ve hep pozitif. Tabii ki aksilikler olduğu zaman o da çok dert ediyor. Çünkü çok işine bağlı ve işinin çok iyi olması için uğraşan bir yönetmen. Onunla konuşmak, sohbet etmek çok keyifli. Bir şekilde şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı, şu lafı şöyle revize edelim mi falan filan. Bu aradaki diyaloglar çok keyifli. O yüzden çalışmak çok zevkli. Peki biz Törpü'yle tanıdık ilk önce. Daha önce başka küçük de olsa rolün yoktu değil mi? Ya sen öyle, bayağı bomba gibi düştün evet, değil mi gerçekten? Anlatabileceğimiz bir şey yok. Evet. Hepsi. Herkesin bildiği biri evet. haline geldi. İnşallah ben de camiaya girince beni de kıskanacaklar. Göreceksin bak, bir numara olacak. Kırılma noktan sanki Aysel'le oldu. Kayıp Şehir'deki Aysel'le oldu. Ondan sonra böyle herkesin wow Gökçe Bahadır dediği birine dönüştün sanırım. Ya madem nişanlına dönecektin. Benden ne istedin ha? Niye benim ayarlarımı bozuyorsun?
Erkek oğlu erkek. Erkek oğlu erkek. Aynalı küfre. Yani şöyle, evet, şöyle biraz ezber bozan bir rol olduğu için ve tabii ki Yaprak Dökümü'nden sonra oynadığım doğru. için. Evet, ben onu izlememiştim. Aslında evet, öyle atlamışım. Şimdi hepsi arasında farklı farklıydı. Yani hayat bilgisi birazcık tanınmama sebep oldu ama biraz sonra daha çok küçüklere, çocukların çok fanım olduğu bir işti hayat bilgisi. Sonra Yaprak Dökümü'yle beraber başka bir kitleyle tanışmama sebep oldu. Nereye gidiyorsun? Çekil Leyla. Kiminle gidiyorsun? Kiminle? Oğuz'la gidiyorum. Duydun mu? Sevdiğim adamla. Oğuz'la. Sevdiğim adamla. Ahlaksız. Yaprak Dökümü'nden sonra da evimizin kızı ah Leyla'mız durumundan sonra da tabii ki Aysel'le beraber birazcık şey başladı. Galiba bu kadın her şeyi ufak ufak oynuyor. Hani şunu da oynadı, bunu da oynadı falan. Aysel'in dediğin gibi biraz bende öyle bir etkisi oldu. El kızı değil yani. Leyla değil de işte bak Aysel de oldu. Ve şu heyecanı yaratmaya başladı sanki benim adıma seyircinin gözünde. Bakalım bundan sonra ne oynayacak? Evet. Heyecanı yaratmaya başladı. Benim doğru. de beni de heyecanlandıran aynı zamanda. Çünkü fark 3 iş var. 3 işte bambaşka. Hepsi de peş peşe geldi. Bakalım bundan sonra ne oynayacak gibi bir beklenti yarattım. Ve ne zaman bir iş paylaşsam hep bana böyle işte bakalım Gökçe ne oynuyorsun bu sefer? Bakalım ne oynuyorsun bu sefer gibi tepkiler gelmeye başladı. Biraz öyle yani. Sektörün içinde de bu yorumlar olmaya başladı. Daha hep farklı şeyler oynuyor. Hep evet. başka birilerini oynuyor gibi. Hakikaten bunu herhalde kendinle bir derdin var diye evet, düşünüyorum. Galiba. Bunu nasıl beceriyorsun ben de bilmiyorum. Gökçe Bahadır'dan hiç aynı kadını izlemedik. Her seferinde böyle daha güçlü, daha ayakları yere basan bir kadın rolü ya da senin kişiliğin belki de öyle olduğu için oynadığın kadınlara da onu empoze ediyor mutlaka olabilirsin. Mutlaka evet. Yani benim kendimden. Yani kendimden başka biri değil, sadece kendimden ama sonra o kadınla başka kurduğum düşünceler ve empatiler sayesinde yarattığım başka kadınlar ama mutlaka Gökçe'nin kattığı çok fazla şey var kadınlara. Peki sen sürekli etrafında empati yapan biri misindir? Bu kadar çok kadına nasıl galiba. Ulaşabiliyorsun? Evet galiba öyleyim biraz. Konuştuğum herkesle bir şekilde empati kuruyorum. Ya o benim elimde değil, o biraz otomatik olarak gelişiyor yani o kişinin hayatıyla ilgili düşünceleriyle ilgili empati kuruyorum. Bu istemeden ya. Yaptığım bir şey. Ama yani evet. bir oyuncunun en sahip olması gereken özelliklerden biri herhalde. Çok da güzel bir özellik. Peki senin için en böyle farklı rolün, en ayırdığın rolün var mıdır? Hani böyle şarkıcılara en sevdiği şarkısı sorulunca biraz şey olur belki. Çok klişe bir soru olarak gelebilir ama senin için de böyle bir şeyin var mıdır? Mesela ben ufak tefek cinayetlerdeki Oya'nın hastasıydım yani. Tam anlamıyla hastasıydım. Hatta oradaki diğer kadınları nasıl boğmadan o kadar ay geçirdin gerçekten. Yani dayanılır, çekilir dert değillerdi diğerleri. Evli biriyle asla birlikte olmam. Oğlum mesela hastasıydım. Senin için böyle bu benim için çok ayrıdır dediğin bir rolün var mı? O. Çok zor bir soru zor, biliyor musun? Zor değil mi? Biliyorum ama evet. sormak istedim. Çok... Yine de merak ettim evet. ben de insanım. evet. Ay gerçekten çok zor. Yani ben de hani hiç ayırt edemiyorum. Yani bilmem. Bilemedim. Hepsi de hayatımın ayrı dönemlerine denk geliyor ya böyle. İşte o çocukluğumda o gelişimli bir şeydi o falan da hiç ayırt edemiyorum. Hepsi de çok ayrı hikayeler. Hepsinin ayrı ayrı böyle bütün kadınların ayrı ayrı sevdiğim özellikleri var filan. Ne bileyim Oya mesela. Oya'nın işte ne bileyim tarzını çok seviyordum. Çok iyiydi ya. Gerçekten Oya evet, hasta olmuştum. Onun tarzını çok seviyordum. Ne bileyim Aysel'in cesurluğunu çok seviyordum. Ya hepsinde böyle bir ayrı ayrı sevdiğim özellikler var. O yüzden inan sana şey yapamam. Böyle onu çok seviyorum diyemeyeceğim. Diyemedim yani şu anda. Hepsinin hayatımda böyle bir ayrı ayrı yeri var. Yani hayat bilgisi olmasaydı oyunculuğa ilk adım attığım iş hayat bilgisi. Hayat bilgisi olmasaydı acaba bu kadar daha da dört elle sarılır mıydım? Çünkü ister istemez şöyle bir mevzu oluyor. Yani ilk işim hayat bilgisi olunca aa ne güzel işmiş ya başladık ve o ne güzel falan hani böyle bir beni pozitif hani böyle ilk başladığın iş kötü olursa böyle bir
Tabii kırılırsın sen ya da tepeden inmiş gibi oldun hayatımıza. Yani evet, böyle o iyi bir yerden başlayınca böyle Perran Kutman falan yani. Böyle bir of, Perran Kutman ileride inşallah onun gibi olurum falan, böyle hayallerle dolu olunca, hani hayat bilgisi olmasaydı belki bugün burada değildim. Hı-hı. Dolayısıyla her işin hayatıma kattığı işte yaprak dökümü olmasaydı beni herkes bu kadar belki tanımazdı. Çünkü tüm Türkiye'nin evlere kapanıp izlediği bir iş oldu o da. Doğru. İşte Aysel olmasaydı belki böyle bir kendimi yırtamazdım, açamazdım falan filan. Oya olmasaydı işte senin gibi bir sürü bana ufak tefek cinayetlerden bahseden var. Şimdi Ömer olma, yani hayatımda böyle çok belki biraz çok pozitif bir yerden bakıyor gibi gözüküyor olabilirim ama bugünkü beni yapan hepsi ayrı 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 kadınlar olduğu için şimdi hiçbirini şey yapamadım. Ayıramadım. Hiçbirini ayıramadım açıkçası. Doğru, hak veriyorum. Yani bu kadınlar da senin için çok önemli. Onlara istihdam yaratmak için de bir sürü projede yer alıyorsun. Hı-hı. İşte 8 Mayıs'ta bir konseriniz oldu mesela. Hı-hı. PSM'de. Hı-hı. Bunlar da çok önemli. Bir de bunlara da değer vermen de seni ayrı bir yere konumluyor bence. Yani öyle insan diyeyim. Kendini övemez. Evet, övemez. Bu çok zor bir şey. İnan. Bu çok zor bir şey yani bunu söylemek. Bu empati yeteneğinden bahsettik ama işte bir de kulüp olayı var biliyorsun. İşte 3. sezona gidiyorsunuz hatta, değil mi? Orada oynadığın Matilda işte çocuğu uzakta olan bir anne. Burada da ilişki kurman biraz zor olmuştur. Bir dönem filmi. Herhalde Türkiye'de çekilen en iyi dönem dizilerinden bir tanesi. Film diyorum, öyle bir şey değil. Şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela ben geçen hafta Air filminin basın toplantısına katıldım. İşte New York'taki. Orada Chris Tucker anlattı ki işte oynadığı rolün gerçek kişisiyle bir otel odasında 20 gün geçirip ona o dönemin her şeyini anlattırmış. Tabii ki Amerika şartlarıyla burası bir değil ama senin role hazırlanmak için kendi çabanla mı bir şey yapman gerekiyor? Nasıl giriyorsun bu rollere? Biraz bundan bahsedebilir misin? Evet, bunu anlatması çok zor. Tahmin ediyorum. Bu bir uzun bir süreç benim için, Matilda süreci açıkçası. Biraz delilik yani. Şimdi hakikaten anlatmak çok zor. Gitmek istedim buralardan, arkama bakmadan. Ne kadar yalnız olduğumu, bir ailem olmadığını hatırlatıyor bana. İlk duyduğumda ben gerçekten 1950'lerde yaşamış. Yani ilk Zeynep Günaytan'a söylediğim şey bu oldu çünkü. Hani yönetmenimize. Ben 1950'lerde yaşamış ve 17 yıl bir şekilde hayatını hapishanede geçirmiş ve 17 yıl kendi kızından uzak kalmış bir kadınla, evet, nasıl bir bağ kurabilirim diye böyle ilk bana söylendiğinde, çünkü yani mutlaka hani böyle şu an oynadığım kadınlarla bir şekilde bir yerinden yakalayabiliyorum. Hı-hı. Belki daha günümüz kadınlar olduğu için, ama şimdi bu kadın hayatında daha televizyonu bile görmemiş bir kadın. Evet. Öyle bir şey yok yani daha falan. Öyle bir kadın yani Matilda sonuçta. Ve kendi içimde bir şeye başladım. Yolculuğa başladım. Açık söylemek. Onun için anlatamam. Ama zaten böyle 3-3,5 ay süren bir çalışmaydı benim için. Evde kendi başıma bir şekilde işte kıyafetler giyerek, işte kendimce yarattığım bazı çalışmalar. Dönem filmleri falan da izlemek işe yarıyor mu bu tip tabii şeylerde? Tabii ki yarayabilir. Yani ben daha çok hani kendi içimden yola çıkmayı tercih ederim. Yani dışarıdan bir şey almaktansa. İlk öyle oluyor ama sonra tabii ki böyle işte bir kıyafet, bana bazı yardımcı olabilir. Saç. Mesela saçımı da kendim buldum. Bu gibi maceram var. Çünkü işte saçımı bir şekilde o döneme uydurmaya çalışıyoruz ve ne yaparsak yapalım mesela o döneme uygun olmuyor o saç. Sonra bir gün işte evde bir gudilerle sardım saçımı falan. Sonra işte biraz, yani önce biraz tip olarak, tabii ki buna kostüm çok yardım ediyor, makyaj çok yardım ediyor falan. Böyle bir tip olarak önce kendimi o aynada Matilda olarak görmek ve daha sonrasında tamamen böyle bir içsel bir yolculuk gibi. Yani işte biraz aslında şey çok yardımcı oldu, öyle diyebilirim hani bak teoride. 1950'ler İstanbul'u, 1950'lerdeki onların o yaşamı, hayatı ve Matilda'nın tabii ki yaşamı. Çünkü şimdi gerçek bir hikaye olduğu için, gerçek hayattan biri olduğu için, hı hı, Matilda'nın yaşadığı hayat. Evet, doğru. Ve sonra onu söyleyeceğim sana. Sonra ben böyle kendimi düşünüyorum. Ben nasıl bağ kuracağım, ben nasıl bağ kuracağım, ben nasıl bağ kuracağım, ben nasıl bağ kuracağım. Sonra böyle sanki bana gönderilmiş gibi oldu. Böyle hani olur ya, böyle o kadar çaresizdim ki Meryl Streep'in bir lafını okudum bir gün bir yerde. Dedi ki, birini oynamak asla ve asla bambaşka biri olmak demek değildir. Sadece kendi yani aranızdaki farklılıkları bulup onun içindeki aynılıklardaki kendinizi bulmak gibi bir cümleden yola çıkmaya karar verdim.
Bu benim yola çıkış cümlem oldu Matilda'da. Sonra dedim ki hayır, o kadar uzak düşünmemeliyim galiba. Evet, belki 17 yıl hapis yatmak tabii ki ne demektir bilmeyebilirim ama oradaki bir kadının duygusunu ben de kendi içimdeki başka bir yerden, bir özgürlük kısıtlanması gibi bir yerle eşleştirebilirim gibi başka bir çalışmaya başladım. Yani aslında kendi duygularımla, işte onun o çocuğundan ayrı kalmışlık duygusunu ben kendi içimde başka bir şeyle eşleştirerek falan gibi bir çalışma yaptım, daha doğru anlatmak gerekirse. İşte televizyonu bilmemek, ben başka bir şeyi bilmemekten falan filan gibi. Yani çok uzaklarda aramayıp olayı. Tamamen kendi içimdeki duygularla Matilda'nın hayatını birleştirdim gibi sana inşallah anlatabilmişim. Vav, çok iyi anlattın. Gerçekten iyi bağlamışsın. Böyle bir yere geldi olay. Bu yeni sezon peki nasıl gidiyor? Üçüncü sezon başlayacak değil mi? Bu arada şöyle, nasıl bilmiyorum. Sen birinci sezondu aslında yayınlanan. Evet. Fakat iki part halinde yayınlandı. Evet. Ha, doğru. İki part halinde yayınlandı. Aslında i̇kinci o birinci sezon. Gelecek, doğru. Biz ikinci sezonu çektik. Bitti. Şimdi o tahmin ediyorum ki bu Eylül, Ekim gibi ikinci sezon yayınlanacak. İnanılmaz bir ikinci hakikaten sezon. Hakikaten. Evet. Evet. Tabii ki yani bir şey söyleyemiyorsun. Etkili. Hiçbir şey söyleyemem ama gerçekten çok etkili bir ikinci sezon oldu. Ya ne güzel. Çok merakla bekliyoruz o zaman. Evet. Diyebilecek bir şey yok. Her zaman senin işlerini merakla bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kanalımıza katıldığınız için vallahi falan filandan size sevgiler. Teşekkür ederim. Artık kapatmak zorundayım. Yoksa sabaha kadar konuşmak istiyorum ama gerçekten kapatsam iyi olur gibi geliyor. Sevgiler. Sevgiler.